Merhaba, Akvaryum Ekberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size ofis akvaryumu e, konseptiyle kendi iş yerimde, odamda e, kurmuş olduğum küçük bir akvaryumdan bahsetmek istiyorum. E, oldukça kolay. E, küçük olmasında bir amacı var. E, her ne kadar küçük akvaryum, büyük akvaryuma göre başa çıkması daha zor olsa da... E, küçük akvaryum e, neden seçtiğimi açıklayayım öncelikle. E, dinlendirmem gereken su miktarı çok az oluyor. 5-6 litrelik. E, bu küçük damacanalar, onlardan dinlendiriyorum ve e, bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyorum. E, bir tatil'e gideceğimdi, bir hafta e, izne çıktım diyelim ya da iki hafta. Burada arkadaşlarım yemleme yapıyor veya e, canım istemedi, hani e, başa çıkacak biri yok diyelim iş yerinde. Alıp balıklarımı kendi iş yerimden, kendi akvaryumuma kolayca taşıyabiliyorum balık yükü az olduğu için. Akvaryum kendi kendine boş dönmeye devam edebilir ki mantıklı olan odur bırakıp gitmektense. Veya dediğim gibi hani iki seçenekten birini tercih edebilirsiniz. Bunun dışında su değişiminde biliyorsunuz üçlü kartuş filtre kullanıyorum. Üçlü kartuş filtreyi de iş yerine götürüp bağlayamayacağım için dediğim gibi su dinlendiriyorum. Evet akvaryum ölçülerine gelelim. Akvaryum 40 çarpı 40 çarpı 40 olması lazım. Bir ara bahsetmiştim. Akvaryum.com'da da birkaç yerde yazmıştım. Çok uygun bir fiyata yaptırdım. Ama işte uygun olduğunda kolay da çiziliyor. Hani çok kötü bir cam kullanmışlar ama sorun değil. 40 çarpı 40 çarpı 40 64 gibi bir değer çıkıyor ama kumlar, su yüksekliği falan dediğimizde su 45 litre civarı falandır diye düşünüyorum. Akvaryumdaki canlılar bir tetra e, X ışını tetra diye geçen tetradan 4 tane var. Bir tane minaresaliangos var. E, yine 2 tane de L144 var. Bir erkek, bir dişi. Onlar da daha küçükler. E, damızık altı, büyük boy değiller. Ve e, bitkilere gelelim. E, Java fern ve anubias var. Jeopanamonerv yani kum istemeyen, kumsuz ortamda rahatlıkla bakılabilen ki Anubias'ın rizom bölümü dışın hariç o köklerini kumun altına gömerseniz daha hızlı büyüdüğünü kendi adıma gözlemledim. bunun dışında kumdan bahsedeyim kısaca. Silis kum 0.5 1 mm, 0,5-1 mm diye aratırsanız oldukça uygun fiyatları. Bunlar inşaatlarda falan kullanılıyor akvaryum içinde son derece uygun. Suya salınımı yapmıyor. Veya bu kazıcı türlerse ağızlarına aldıklarında kolayca hani tıkanmadan bunu solungaçlarından çıkartıp aralarındaki yemleri de ayıklayabiliyorlar. Koridoras falan gibi türler bakıyorsanız onlar için de gayet uygun bir kum türü. Hani similis, multifasciatus gibi cüce Afrikalarda da kullanabilirsiniz veya Güney Amerika biyotopunda da rahatlıkla kullanılabilecek bir e, kum türü. Ama e, saz, subulata gibi bitkilerde sorun olmaz ama diğer e, bitkilerde çok da böyle hani önerebileceğim bir tür değil, e, kum değil. Çünkü e, besleyiciliği yok bir de biraz fazla sıkı, sık. E, dediğim gibi hani Low Tech akvaryum videolarında da açıklamıştım. Bunun yerine Hagen veya Derekum'u tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi bu çok uygun fiyatta. Eğer bir marka olsaydı ki buna benzer markalar var. Fiyatı 5 ile 10 ile çarpılacaktı. Ama çok uygun fiyata. Hatta e, aşağı yukarı bir sene falan oluyor galiba. Hemen hemen. E, 25 kilogramlık çuvalını 32 liraya almıştım. Neon1.com'dan ama dönüp baktığımda o satıcıda yoktu ama farklı satıcılarda var. Siz de bulabilirsiniz 0,5 tire 1 milimetre mm siliskum derseniz önünüze birçok tür gelecektir. Dekor olarak mangrove kökü kullanıyorum sıkça kullanılan bir şey zaten su su değerlerinde canlılar için belli oranda optimize eden görsel olarak da çok iyi ayrıca vatoz akvaryumlarında da önerilen bir dekor vatozlara iyi geldi söyleniyor. Size de şiddetle tavsiye ederim. Bunun dışında iki tane büyük, nispeten büyük kaya kullanıyorum. Kayalarda Bartın'a gittiğimde o şehirler arası yolda bir dere yatağı görmüştüm. Zaten hep aklımdaydı orası. Orada durduk ve arabadan inip bir poşete birkaç tane doldurdum ve gerçekten hani zaten dere yatağı, tatlı suyun altında kalan ve zaten bu amaca hizmet eden bir kaya olduğu için güzelce yıkadıktan sonra akvaryumda kullandım. Tam bu noktada bir şey değinmek istiyorum. Denizden veya dereden aldığımız şeyi kullanabilir miyiz? Taşı, kayayı gibi sorular geliyor. Akvaryum.com'da yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey vardı. Aldıktan sonra İyice yıkayın süngerle silin e, Hatta mümkünse kaynar su dökün üstüne kayanın Sonrasında e, çamaşır suyu damlatılıyordu galiba Eğer köpürme varsa Akvaryum için uygun değildir Eğer köpürme yoksa Akvaryum için uygundur e, Çok küçük çay kaşığının ucuyla damlatabilirsiniz Sonra da tabii iyice e, köpürme yoksa iyice yıkayıp Akvaryumunuzu da e, kullanabilirsiniz Akvaryumda bazı e, Videonun belli kısımlarında görmüş olduğunuz ışık e, mandallı kenardan tutturulan mor kafalı ve alt içinde de bir bimden aldığım led e, beyaz led ampul var. İlk başta bununla başlamıştım. Sonrasında e, videonun bir yerinde yine göreceksiniz e, bir led var. Siyah bir led e, beyaz ve e, ortasında çok az bir mavilik var. Bunu da hı hı, AliExpress'ten aldım. E, çok uygun bilet, biraz güçlü gibi geldi. Üzerine bir akvaryumun üzerine kapatıp ile biraz şiddeti düşürmek mantıklı olabilir. Balıklar hafif strese girdi ama bunu bir hafta kadar deneyeceğim. Sonrasında ona göre bir karar veririm. Filtre olarak şelale filtre kullanıyorum. Venus aqua'nın Bununla ilgili kanalda bir video var. Bunun incelemesini yapmıştım. Uygun fiyatlı şelale filtre incelemesi, Venus Aqua. E, fena değil. Açıkçası filtreleme haznesi çok küçük. Bu yüzden çok hoşuma gitmiyor. E, Aqua Clear şelale filtreler gibi değil. Bu yüzden balık yükü de az. Çok da sorun olmuyor. Bunu kullanıyorum. Isıtıcı kullanmıyorum. Ofis her zaman çok sıcak oluyor zaten. Hele bir de üstünü kapatabilirsem zaten fazla fazla yetecektir o sıcaklık canlılar için. Vatozu çift koydum ama üretmek gibi bir düşüncem yok. Sadece burada büyüsünler istiyorum. Güzel bir ortam olsun. E, camlarda falan da bir içten silmeme hiç gerek kalmıyor. Yosunları da gayet güzel temizliyorlar. Akvaryum bakımına geleyim. Dediğim gibi e, su değişimini üçlü kartuş filtre olmadığı için su dinlendirerek yapıyorum. Ve e, conditioner kullanıyorum. Effective conditioner, reflowers. Bunun dışında zaten e, zemin gübresi falan gibi bir şey kullanmama gerek yok. Çünkü zemine e, toprağa bağlı ve bitki olmadığı için sıvı gübre kullanıyorum. O da Reflowers'ın All Inclusive diye geçen sıvı gübresi. Bunun dışında herhangi bir katkıda bulunmuyorum. E, zemindeki taşlar falan dediğim gibi doğadan toplama e, çınar yaprakları kullandım. Çınar yaprağını da daha önce bahsetmişimdir. Kendiliğinden düşen, koparılmadan kuruyup düşen çınar yaprakları Gözlemlenip çok fazla sayıda benek olmayan, koyu benek olmayanlar seçilip bir cam bir kabın içine konup üzerine kettle'dan kaynar su döküp azıcık bekletip sonra alıp elinizle yıkayıp akvaryumuza atabilirsiniz. Bunun gibi bitkiler de var. Bununla ilgili de akvaryum konuda birkaç başlık vardı. Oradan bakıp kullanabilirsiniz. Açıkçası hoşuma giden bir akvaryum oldu. İşlerinde beni dinlendiriyor. Bakımı kolay, yorucu değil. Tam anlamıyla hani aklımdaki tür ee, ve bir videoda bu e, X ışını tetralardan bahsetmiştim bir akvaryumlarınızı yorumluyorum videosunda orada da görmüşsünüzdür ee, çok sevdiğim bir türde hobiye başladığımda vardı e, elimde size dönüyorum çok sevimli gerçekten harika bir tür e, sizde akvaryumlarınızda bu tarz tetralar kullanabilirsiniz. Evet, şimdilik bunları söyleyebilirim akvaryumla ilgili. İlerleyen dönemde yine bahsederim. Ee, Siz de, Instagram'dan da paylaşıyorum bu arada. Bugüne kadar Instagram'da bunu çok sayıda, küçük videosunu ve fotoğrafını paylaştım. Oradan da e, takip edenler var. Siz de Instagram hesabını, Aquarium rehberini takip edebilirsiniz. Ee, bir de videoyu beğenirseniz. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Ben de fark ediyorum insanlar video beğen dediğinde bir noktada aklıma geliyor. Bazen çok hoşuma giden, çok bayıldığım videoları bile beğene bas tıklamak aklıma gelmiyor. Size de böyle bir hatırlatma yapayım. Kendinize çok iyi bakın. Akvaryum Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.